Selamlar sevgili gençler, ben SML hocanız, SML hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar 11. haftamıza girmiş bulunuyoruz. Bugün Pazartesi'dir. Rehberlik videosu günüydü. Ee, bu video biraz öğleden sonralarda gelmiş oldu ama kusura bakmayın e, PDF'nizi yayınladım arkadaşlar. Drive linkini zaten tüm videoların altında bulabiliyorsunuz. PDFiniz burada hazır. Bu hafta tek bir konumuz var. İkinci dereceden eşitsizlikler konusu. Geçen hafta hem bileşke ters fonksiyon hem ikinci dereceden denklemler hem de parabol videoları gelmişti, konuları gelmişti. Geçen haftaki ödev yükünüz de biraz ağırdı. Yani bir haftada yapılabilecek bir ödev miydi? Belki çok çalışarak yetişebilirdik ama bu hafta sevgili gençler sırf bu yüzden ikinci dereceden eşitsizlikler var sadece ki bu ikinci dereceden eşitsizliklerde parabol ve ikinci dereceden denklemlerle direkt olarak ilintili sevgili gençler. Bu konu işimize yarar mı? Yarar. Hele ki ikinci dereceden denklem parabol ve eşitsizlikler arasındaki bağıntıyı o zinciri o e, bağı fark edebilirsiniz sevgili gençler. Bu konu inanılmaz derecede işinize yarayacaktır haberiniz olsun. Şimdi bu hafta ikinci dereceden eşitsizlikleri tamamlayacağız ama kampımıza sonradan katılan... Arkadaşlar da var yani Bu kampa ikinci programla 3. programla katılan arkadaşlar da var Bu arkadaşlar da kampımıza yetişmek üzereler Çünkü ikinci kampa katılanlar Ekim'in 15'i gibi sanırım yetişiyorlardı Diğer kampa katılan arkadaşlar da yine Ekim'in 3. haftası 4. haftası bu kampa yetişiyorlardı Yavaş yavaş geliyorlar sevgili gençler Onlar için de uyarım şudur Problemler Kısmına kadar geldikten sonra iş yükünüz daha artacak haberiniz olsun. Yani oran orantı ve problemleri geldikten sonra ekstradan bir de problem fasikülü çözmeniz gerekecek. İş yüzünü, iş, iş yükünüz artacak. Haberiniz olsun. Problemler soruları hani mesela diğer konulardan bir soruyu 2 dakikada çözüyorsan veya 1,5 dakikada çözüyorsan problemler kısmına geçtiğiniz zaman bazı soruları daha fazla boş bırak bıraktığınızı göreceksiniz. Bazı konularda, bazı sorularda daha fazla uzun gayretler göstermeniz gerektiğini hissedeceksiniz sevgili gençler. Dolayısıyla biraz yavaşlayacaksınız ama bu sizi demoralize etmesin. Çünkü problemler konusunda hani bir sorunun bir şekline baktığınız zaman mutlak değer sorusu olduğunu, başka bir soruya baktığınız zaman üstü sayılar sorusu olduğunu, başka bir soruya baktığınız zaman küme sorusu olduğunu anlayabilirsiniz. Fakat problemi okuduğunuz zaman nasıl çözmeniz gerektiği, hangi konuyu kullanmanız gerektiğine önce karar vermeniz gerekir. Dolayısıyla sevgili gençler bu problemlerle alakalı olan kısımda yani problem sorularını okurken daha fazla zaman kaybedeceğinizi ben şimdiden size söyleyeyim. Daha sonra siz yavaşladığınız zaman aman Allah'ım ben yapamıyorum tarzında olaylara girmeyin. Yani bu yaparsın yapamazsın çözersin çözemezsin çözemediğin ve boş bıraktığın tüm ama tüm soruların hepsinin de çözümlerini mutlaka öğreneceksin. Boş bıraktığın, geçtiğin e, soruların, çözümlerini öğrenmezsen onlar da senin kafanda bir boşluk yaratacaktır. Ve asla ama asla sana faydası olmayacaktır. Yani ben uğraştım, çalıştım. Mesela şöyle düşünün. Bir saat soru çözmüşsünüz ama e, varsayalım ki 10 tane sorunuz boş. Ve bu 10 tane soru ikişer dakikadan 20 dakika yaptı. Siz aslında orada 40 dakika çalıştınız. O 20 dakikalık kısım sevgili gençler boşta kaldı. Şimdi peki. O 20 dakikayı daha verimli hale getirebilmek için ne yapmanız lazım sevgili gençler? O boşta bıraktığınız, o çözümsüz bıraktığınız ve yanlış yaptığınız ve yanlışınızın sebebini de anlamadığınız soruların çözümlerini mutlaka bir şekilde öğrenmeniz sevgili gençler. Çünkü bunları eğer öğrenmezseniz bunlar havada kalırsa eğer dediğim gibi o vakti de harcamış olursunuz, boşa harcamış olursunuz. İlla uğraştım, didindim, zaman harcadım diyorsunuz bunlar size karı vardır ama Dediğim gibi soruların çözümleri havada kalmasın istiyoruz biz. Çünkü çözemediğim bir soruysa demek ki orada bir eksiklik vardır. Demek ki senin ya düşünce yapında bir eksiklik vardır. Ya o konuyla alakalı bir problemin vardır. Ya da gerçekten daha önce görmediğin tipte bir soru tipidir ve e, aklım aklın buna çalışmamıştır. Olmamıştır. Olabilir bazen bana da oluyor. Bunlar sana da fazlasıyla olacak. Bunlar herkes olan şeyler. Dolayısıyla sevgili gençler bunların çözümlerini havada bırakmayacaksınız. Çözümlerini öğreneceksiniz. Çözümlerini her öğrendiğiniz zaman... Bunlar size artı bir net olarak geri dönecektir. Şimdi şu an 11. haftada olanlar yani e, normal ana kamp programıyla devam eden arkadaşlar 2. dereceden eşitsizliklerin pdf'lerini indirip çıktılarını alıp 2. dereceden eşitsizlikler için bir ön hazırlık yapabilir. Sadece 20 sayfalık bir pdf var sevgili gençler ve bu pdf e, sadece bu hafta işlenecek. Yani bu hafta sadece eşitsizlikler konusunu işliyoruz. Haftaya oran orantı ve problemler pdf'inizde şimdiden hazırlamaya başladım. Pazartesi günü elinize geçmiş olur haberiniz olsun. Problemlerle alakalı ne yapacağız? Problemin öyle detaylı detaylı bir konu anlatımı olmaz. Ben problemleri işçi problemi, sayı problemi, işte cart problemi, curt problemi diye de bölmelendirmeyeceğim, ayırmayacağım haberiniz olsun. Problem dediğimiz mantık karşına zaten problem diye çıkıyor. Yani ee, sayı problemi, sen sınav içerisinde soruyu çözerken aa bu sayı problemi deyip çözmez kimse, aa bu, bu da kesir problemiymiş deyip, aa bu da yaş problemiymiş deyip çözmez kimse. Ona problem gözüyle bakılır zaten. Dolayısıyla biz de konuyu anlatırken, ki çok fazla bir konu anlatımı olmayacak, genel itibariyle çok çok fazla soru çözeceğiz. Problem dediğimiz kısım sevgili gençler Bunun konu anlatımı da olmaz Bunun bir ayrımı da olmaz Problem problemdir Dolayısıyla biz problemleri sadece problem olarak ele alacağız Haberiniz olsun Ve bir problem nasıl çözülür SMR hoca problemleri okurken nasıl okur SML hoca problemleri Nasıl diyeyim Problem çalışırken veya problemi çözerken Acaba nasıl düşünür Bunları düşüneceğiz sevgili gençler Merak etmeyin bunları ben size Kendim nasıl yapıyorsam bunu da aşılamaya çalışacağım Fonksiyon sorusu diyelim Fonksiyon sorusunu e, hocaların ve öğrencilerin belki %90 aynı biçimde çözer Kümeler sorusunu belki %80'i aynı biçimde çözer e, Üstü sayılar sorusunu belki %95'i hocaların ve öğrencilerin tamamı aynı şekilde çözebilir ama Problem dediğimizi arkadaşlar Aynı çözen ho hoca sayısını indirgediğimiz zaman %30'lara %40'lara düşebilir Yani e, nasıl diyeyim bu söylediğim rakamlar Tabii ki e, şu an kafamda salladığım rakamlar ama Problemin e, nasıl diyeyim her yiğidin yoğuş, yoğurt, her her yiğidin yoğurt yeme biçimi farklıdır. Her ee, cümlesinden yola çıkarak problem dediğimiz şeyi sevgili gençler, kimisi denklem kurarak uzun uzun denklem kurarak çözmeyi sever. Kimisi denklem kurmadan farklı pratik yolları vardır. Kimisi zihinsel yolla çözmeye çalışır. Kimisi sayıları yerine denerek çözmeye çalışır. O yüzden problem konusunda sevgili gençler biz Olabildiğince en pratik yöntemi ve olabildiğince en sağlıklı yöntemi, en kısa yöntemi sizlere göstermeye çalışacağız. Haberiniz olsun. Bu Pro problemler serisi senin için bu kanalda ve YouTube'da bulunmaz bir e, video serisi olacak. Haberiniz olsun. Önce oran orantıyı işleyeceğiz hemen, bitireceğiz. Daha sonrasında problemlere dalacağız sevgili gençler. Problemlerden bol miktarda soru çözmen gerekiyor. Bakın şunu da anlamış bulunuyorsunuz bence. 11. haftanın rehberlik videosunda ikinci dereceden eşitsizlikleri anlatmam gerekiyor sizlere. Nasıl çalışmanız gerektiğini falan söylemem gerekiyor ama durmadan problemlerden bahsettim. Neden? Çünkü arkadaşlar problemler kısmı bizim için önemli. E, TYT'de 40 tane soru çıkıyor. Bunun 30 tanesi matematik ama 14 tanesi de e, problemler. Bunu mutlaka unutmayın arkadaşlar. 30 sorunun 14'ü yani neredeyse yarısı hatta yarısı diyelim. Yarısı problemse senin bu konuya gerekli önemi vermen gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Mutlaka ama mutlaka şimdiye kadar verilen ödevlerin hepsini e, perşembe gününe kadar tamamla. Çünkü bundan sonraki iş yükün gerçekten çok fazla olacak. Haftaya oran orantı ve problemleri işledikten sonra zaten bir mühlet ara vereceğiz. Çünkü senin problemlerden bol miktarda soru çözmen gerekiyor. Şimdiye kadar yapmadığın ödevlerden ise bunları da tamamlaman gerekiyor. İş yükün ağır. Şimdiden sana başarılar diliyorum. Ama azmet, yılma, çünkü sen bu işi başaracaksın. SML Hoca matematiği takip edenler arkadaşlar Aralık 31'de yani tüm konular tüm kamp bittiğinde sevgili gençler gerçekten ben bir şeyler anladım. Ben mutlaka ama mutlaka bu matematiğin üstesinden gelirim. Çünkü matematik gerçekten sandığımız gibi değilmiş diyecekler. Buna emin olabilirsiniz. Evet. Bu videonun sonuna gelelim artık. Bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.